Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Önce şunun açıklamasını yapmak istiyorum. 4-5 gündür hastaydım. O yüzden sesim için kusura bakmayın. Ama kendimi bugün çok iyi hissediyorum. O yüzden videoyu çekmek istedim. Umarım sizi çok fazla rahatsız etmez. Videoda bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Rodman indiriminden size tavsiye ettiğim, benim çok severek kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Makyajımı da bahsedeceğim. Ürünlerle yaptım. İlk olarak fondötenden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir düzlerini arıyorum da. Revolution Pro'nun Drop fondötenleri. Bende önce F3 rengi vardı. Ama bu şu anda bomboş. Bitik durumda. O yüzden ben de yenisini aldım. Bu sefer F6 rengini aldım. F3 pembe alt tonluydu ve bana biraz açıktı. F6 sarı alt tonlu. Bana rengi daha iyi oldu. Revolution'un renk skalası biraz garip oluyor yani işte. Ama bunları çok güzel açıklıyorlar. Mesela Revolution'un kendi sitesine girdiğinizde İşte hangi renk pembe alt tonlu, hangi renk sarı alt tonlu ya da hangisini ötür bunları görebiliyorsunuz. Yani o yüzden size tavsiyem Revolution'dan fondöten alacaksanız bu hani her Revolution için geçerli. İşte Revolution Pro, I Heart Revolution, ondan sonra normal Makeup Revolution falan hepsi için o siteden yararlanabilirsiniz yani kendi sitelerine. Şimdi fondötene dönmek istiyorum. Bu bayağı ıslak bir cildi bir fondöten. O yüzden yağlı ciltliler bence uzak durmalı. Hiç sevmeyeceklerdir ama kuru ve karma ciltliler ve tabii ki de ıslak bitiş sevenler bayılacaktır. Her zaman ıslak bir dişten, nemli bir dişten yana olduğum için benim çok sevdiğim bir fondöten. Ve kapatıcılığı da gayet iyi. Şu anda benim şurada bir sivilce lekem var. Orası bayağı tahrip olmuş durumda ve hani görüyorsunuz kapatıcılığı da gayet iyi. Tek kat uyguladım. Bu kapatıcıyı yaklaşık bir 10 gündür falan kullanıyorum ama aşırı beğendim. Bu da yine Revolution Pro'dan. Full Cover Camouflage Concealer. Ya ben bunun C7 rengini aldım. Çünkü online'dan aldım. Ve bu concealer'ı aşırı merak ediyordum. Nemli bitişli olduğu için. Sonra işte en açık stokta olan renk C7 idi. Ben de aldım. Ama bana o kadar koyu ki. Yani o yüzden corrector olarak kullanıyorum. Ama şunu söyleyeyim, mükemmel bir corrector rengi. Önce bunu sürüyorum birazcık. Sonrasında da daha açık renkli bir concealer geçince göz altlarım gerçekten mükemmel oluyor. Çok fazla çizgilere de dolmuyor. Bunu mutlaka bana uyan bir rengine bakacağım çünkü çok beğendim. Hem mesela gözaltı kuru olanlar bunu sevebilir çünkü nemli bitişli olduğu için gözaltlarını kurutmuyor. Gözaltımda açık renkli olarak da L'Oreal Modern Concealer var. Ya bunu her önerilerde, her böyle çok sevdiğim ürünleri anlatırken bahsediyorum. Bendeki bu bitti. Bu yeni olan ve 2 tane daha yedeğim var. Bu arada ben 327 kaşmir rengini kullanıyorum. Bu yüksek kapatıcılığa sahip. Yapısı biraz kalın. Hani o yüzden çok doğal makyajlar yapıyorsanız, doğal ten ürünleri kullanıyorsanız sevmeyeceksinizdir. Ama biraz daha yoğun makyajlar yapıyorsanız ve kapatıcılığa ihtiyacınız varsa gerçekten bunun üstüne kapatıcı tanımıyorum. Yani o kadar çok seviyorum ki mesela ben tüm özel günlerimde ya da böyle dayanıklılık istediğimde hep bunu kullanıyorum. O yüzden bu sonuna kadar tavsiyemdir. Direkt kapatıcıya geçmişim ama bir tane daha. Fondöten BB krem renkli nemlendirici, artık nasıl adlandırmak istiyorsanız o üründen var. Bu L'Oreal'in Skin Paradise'ı. Ya ben bunu hani böyle nasıl diyeyim size, zoraki aldım. Bir şey neden zoraki aldım demeyin, çok merak ediyordum ama bir yandan da hani ne kadar güzel olabilir ki falan diyordum ama sonra aldım. Ve gerçekten böyle bir şey olamaz. Yani bir de şimdi birazcık cildim de düzelmeye başladı ya, o yüzden çok kapatıcılığa ihtiyaç da duymuyorum şu zamanlar hariç. Günlük makyaj yaptığımda direkt bunu kullanıyorum. Ben fırçayla uygulamayı daha çok seviyorum. Çünkü hani bu bir renkli nemlendirici aslında. Ama ben olsam buna BB krem derdim. Çünkü kapatıcılığı azdan ortaya doğru. Ya bir BB krem kadar ve güzel bir BB krem kadar kapatıcılığı var. Aşırı canlı gösteriyor cildi. Bu da ıslak bitişli. Hani kesinlikle mat değil. Ve çok doğal duruyor. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Bendeki Fair 02 rengi. Ayrıca SPF 20 de içeriyor. Yani gerçekten eğer sizin de böyle çok kapatıcılığa ihtiyacınız yoksa, böyle çok lekeleriniz falan yoksa ve doğal makyajlardan hoşlanıyorsanız bence mutlaka buna bakın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Ten ürünleriyle devam ediyorum. Pastel'in allıkları. O kadar pratik, o kadar güzel allıklar ki. Şimdi size elimin üstünde de swatchlayıp göstereyim. Dağıtınca renkleri bayağı kaybolacak. O yüzden böyle göstermek istedim. Bu 52, bu da 53 numara. Bugün benim yüzümde 53 numara var ama üstüne bir de toz allık geçtim. Şimdi biraz da dağıtayım. Ya bunlar nemli bitişli. Tabii ki bu kadar koyu durmuyorlar yani ama ben biraz fazla sürmüşüm. Hani şöyle göstereyim. Şuradaki gibi duruyor bu yüzde.
Bu da parmağımı değiştirdim. 53 numara çok daha doğal bir renk. Hani o yüzden daha açık tenliler memnun kalacaktır. Çünkü eğer esmerseniz belli olmayabilir. Çok rahat bir şekilde dağılıyor. Ama hani kalıcılığı çok yüksek değil. İlla ki üstüne bir toz ürün geçmeniz gerekiyor. Yoksa uçabiliyor rengim. Kremlerden devam edelim. Yine pastelden bir aydınlatıcı. Bu geçen seneki sanki favorilerimde de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Daylight Highlighter'ı bendeki 11 numarası. Ya bildiğim kadarıyla bunun bir rengi daha var. Yani en az bir rengi daha var. Ama bence bu rengi çok daha güzel. Diğeri çünkü koyu. Yukarıdan bir sesler geliyor. Anlamadım. Susun lütfen. Gerçekten şaka gibi. Allah'tan ama böyle düşmedi yani. Böyle düştü. O yüzden ürün zarar görmedi ve hani pislenmedi. Yalnız cidden üzdü. Demek ki silikonla yapıştırmışlar. Bunu da görmüş olduk. Neyse bunu yapıştırırım. Ben bir an önce kapatayım. Bende bir senedir var. Neden böyle bir şey oldu şimdi bilmiyorum. Neyse ben size yansımasını göstereyim. Çok doğal bir aydınlatıcı. Simsim kesinlikle durmuyor. Islak ıslak duruyor. O yüzden çok seviyorum ve çok uygun fiyatlı. Bu arada yüzümde de bugün bu var. Ama salon ışığı biraz garip olduğu için evet bir de bugün hava aşırı karanlık. O yüzden de çok belli oluyor mu bilmiyorum ama bugün bunu kullandım. Diğer likit aydınlatıcımız da Essence'den. Bendeki 10 Gold Addiction rengi. Bunu bana videomda sizler önermiştiniz ve hani hiç almayı düşünmüyordum normalde. Sonra siz önerdiğiniz için aldım ve ya bu ne kadar güzel bir aydınlatıcıymış. Bakın şimdi oldukça sıvı. Yani bildiğiniz akıyor. Şimdi bunu dağıtıyorum. Şu yansımaya bakın. Bakar mısınız? Yani cam. O kadar güzel ki ve yüzde kesinlikle yamalı yamalı durmuyor. Cildinle bütünleşiyor. Toz ürünlere geçebiliriz. Alıp'la başlamak istiyorum. Bu Essence'in Satin Touch Blush'larından 10 numara. O kadar bebek bir allık ki yani anlatamam size. Çok yumuşacık, çok doğal bir rengi var. Ben biraz fazla sürdüm rengini görebilin diye. Ve indirimsiz fiyatları bile 15 lira civarındadır diye düşünüyorum. Yani biz bunları 10 liraya alıyorduk birkaç sene önce ama şu anda 15 lira falandır diye düşünüyorum. Essence'den de Rosman videosunda bahsetmek istedim. Çünkü evet Watsons'ta da var ama Watsons videosunda bahsedeceğim o kadar çok marka var ki hani o videonun çok uzun olmaması için de Essence'i Rosman videosuna kaydırdım ki zaten Rosman'da gayet standı olan bir marka Essence. Diğeri yine Essence'den ama bu sefer Bloom Baby Bloom koleksiyonundan bir allık. Bir de açabilirsem. Bu koleksiyonu da videoda incelemiştik. Koleksiyonun tüm ürünlerini isterseniz o videoyu da şuradan gidebilirsiniz. Bahsettiğim allık bu. Yani numarası 01 Ayli Lakyu ama zaten bir tane allığı var. Aa zaten ben bunu hiç fark etmemiştim. Blush Lighter olarak geçiyor. Yani hem blush hem aydınlatıcı düşünebilirsiniz. Bu ışıltılı ama yine simsim değil. Yani şu yansımaya bakın. Hani bunu sürdüğünüzde gerçekten de aydınlatıcı sürmenize gerek kalmıyor. Ya yansıması inanılmaz güzel. Dağılması çok güzel. Yalnız bunda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz pigmentli çünkü. Ama bu koleksiyon hala var. Çünkü gördüm ben de. Eğer buna denk gelirseniz bence mutlaka bakın. Çünkü gerçekten çok güzel bir allık. Ve ambalajı falan da çok güzel yani. Baksanıza. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Son allığım da Rival Loves Me markasından. Ama bunun üstündeki böyle şey izlerini çıkartmaya çalışırken kendi yazıları da silindi maalesef ki. Bendeki 05 Light Toffee rengi. Mesela bu diğerinin aksine daha az pigmentli bir allık. Bu arada yüzümde bu var. Pastelin üstüne bunu uygulamıştım. Ben biraz kat kat sürdüm rengini görebilin diye. Ya çok güzel bir allık bu. Bunu ben yani 2 haftadır falan kullanıyorum ama videoda dahil etmek istedim. Çünkü çok beğendim. Biraz yalnız fırçanızı böyle batırmanız gerekiyor renk alabilmek için. Ama bu da makyajı yeni başlayanlar için bir alternatif bence. Çünkü çok pigmentli allıklar bence makbul değil yani. Allığın daha az pigmentlisi makbul. Böyle istediğiniz zaman arttırabilirsiniz çünkü. Bir tane bronzerımız var. Bu benim şu ana kadar kullandığım en iyi bronzerlardan biri. Mesela Physicians Formula'dan bahsediyorum sürekli. Ona da aşığım. Ama bu daha soğuk bir bronzer. Yani kontüre daha yakın. Bugün yine yüzümde bu var. Artık göstereyim değil mi? Bu Rival Loves Me'nin Tropical Bronzer'ının 02 Hona Lulu rengi. Çünkü bunda da 2 ya da 3 renk var. 2 renk var galiba ama
Benim size bahsettiğim 02 numara. Bunu bir aydır falan kullanıyorum. Ama bakar mısınız, yani o kadar çok kullanıyorum ki neredeyse her gün bunu kullanıyorum son zamanlarda. Zaten bir bunu kullanıyorum, bir Physicians Formula'yı kullanıyorum. Yani inanılmaz bir bronzer. Gerçekten ne desem az. Yüzü çok güzel boyutlandırıyor. Mesela katlanma bölgeme de bugün bundan geçtim. Böyle çok uğraşılmış makyaj yapmak istemediğimde allık fırçamla böyle pıt 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 katlama bölgemden geçiyorum ve maskara sürüyorum. Bitiyor yani. Gözü de boyutlandırıyor çünkü. Bir bronzer arayışındaysanız buna gerçekten bakın. Yani bana teşekkür edeceksiniz. Çok 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 güzel bir bronzer. Far paletlerine geçebiliriz. Revolution Pro ilk Türkiye'ye geldiğinde 2 sene oluyordur aynen. Şöyle bir düşünüyorum. Yani 1,5 sene, 2 sene falan olmuştur işte. Beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Böyle zaten gidip bir sürü şeyini almıştım. Ve o aldıklarımdan biri de bu paletlerdi. Yani bu fiyata bu kadar başarılı bir palet, paletler daha doğrusu, gerçekten bulmak çok zor bence. Şimdi göstereceğim. Birkaç rengini de swatchlayacağım. Mesela bu. Yani renkleri o kadar güzel ki, ismini de göstereyim. Intoxicate şurada yazan. Yani çok pigmentliler. Biraz tozlu farlar, tozutuyorlar. Ama pigmentleri için gerçekten değer. Renkleri şöyle, ışıltıları efsane, matları efsane, farlar yumuşacık. O yüzden çok kolay karışıyorlar. Diğerlerinden de renkler göstereceğim size. Hani bunun farklı renkleri de olması lazım ama ben en çok bunları beğendiğim için bunları almıştım. Diğeri de mesela Allure. Şöyle hem ismini göstereyim. Yani bununla bu renk efsane. Ben bugün göz kapağıma bu rengi kullandım ama çok çok az kullandım. Çünkü çok parlak bir renk. Hani böyle çok abartılı bir makyaj olsun istemedim bugünkü. Renkleri bu şekilde. Mesela benim göz kapağımdaki bu aslında. Ama çok hafif uyguladığım için öyle durmuyor. Mesela şu renk çok güzel. Bu yani bu da ışıltılı bu arada. Swatchlamazsam bana kızıyorsunuz. O yüzden swatchluyorum yani ve hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Bu da bir tane renk hariç. Hepsi ışıltılı. İsmi Beavich. Yani bunu en son aldım. Çünkü bunu asla bulamıyordum. Hatta bunu Melisa bana Zorlu Center'daki Rosemont'dan almıştı geçen sene. Çok 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 güzel bir palet. Yansımaya falan bakın yani. İnanılmaz, gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Ha bunları, ha şunu söylemem lazım, hep he dedim ama eğer bu paletlerden biriyle makyaj yapacaksanız göz makyajınızı önce yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dökülüyorlar, hani ışıltıları da dökülüyor, matları da dökülüyor. Ama göz makyajınızı önce yapıp sonra göz hatlarınızı temizleyip normal ten makyajınıza devam ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Bir diğeri de renkli makyaj, renkli palet sevenlere yine Revolution Pro'dan. Ya bu palet neden kullanılmamış gibi gözüküyor bilmiyorum ama çok uzun zamandır bende. Paletin ismi Regeneration. Yine göstereyim ismini. Mesela NYX'in Ultimate paletlerinden Brightest galiba. O paletine bence çok benziyor. Hani ona o kadar para vermek istemiyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Bakıyorum aynen, bunun tamamı mat. Son far paleti de Revolution Pro'dan. Bu Net isimli palet. Ya bu palet bir ara kasa arkasında 20 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya 20 ya 30 liraydı. Ben de o zaman almıştım. Şöyle çok şık yani. Baksanıza buradan açılıyor falan. Renkleri de çok güzel paletin. Bunu hiçbir videomda yer vermedim diye düşünüyorum. Aynen hiçbir, hatta Instagram'da falan da kullanmadım. Nedenini bilmiyorum. Renkleri bu şekilde. Dediğim gibi çok başarılı ve hani İçine baktığınızda hem günlük makyaj yapabilirsiniz hem gece makyajı yapabilirsiniz. O yüzden bence çok avantajlı ve kullanışlı bir palet. İki tane de göz kalemi önerim var. İkisi de Essence'den. Bu arada ben Essence'in göz kalemlerini çok seviyorum. Hani asansörlü göz kalemleri de var. Bunlar da var. Hepsi çok güzel bence. Benim en sevdiklerim bu ikisi de Kajal göz kalemlerinden. Elimin üstüne süreyim de öyle göstereceğim. Zaten bitik durumda yani, bunu bayağı kullanmışım. Şu gördüğünüz açık renk 28 numara. Bunu böyle hani alt kirpiklere sürüp dağıttığınızda güzel bir gölge veriyor. Biraz ışıltılı. İkisi de ışıltılı. Üstteki de 08 Teddy. Şu anda kameraya çok yansımıyor ama ışıltılı bir kahve. Hani bu MAC'in meşhur Teddy kalemi var ya, ona benziyor diyebilirim ama muadil diyemem. Sadece benziyor diyebilirim. Çünkü biri 10-15 lira, diğeri 100 lira. Maskaralardan bir tanesi yine Essence'den. Essence'i ben gayet seviyorum yani. Bence çok güzel bir marka. Zaten Beaulis falan yokken Essence vardı. Bence çoğumuz Essence'i seviyoruz.
İlk göstereceğim maskara Volume Stylish. Bu çok meşhur olan I Love Extreme maskarasını ben de seviyorum. Ama hani onu zaten biliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir maskara ve diğeri kadar çok övülmüyor. Ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu göstermek istedim. Benimki zaten bitmek üzere ve bu ikincisi. Şöyle bir fırçası var. Bu daha çok isminden de anlaşıldığı üzere volüm odaklı bir maskara. Ama aynı zamanda da kirpiklere uzatıyor ve akma dökülme falan da yapmıyor. Bunların indirimsiz fiyatı 20 lira. O yüzden bence bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten güzel. Yeni keşfettiğim ve çok mutlu olduğum bir maskara. Rival de Loop'tan. Maskaranın ismi Better Than Yours. Ya o kadar böyle kaliteli duruyor ki size anlatamam. Yani normalde Rival de Loop'un maskaralarının hiçbirini kullanmamıştım. Ve bunu tesadüfen aldım. Yani aslında ambalajını çok beğendiğim için aldım. Çünkü gerçekten ambalajı çok kaliteli. Bunu şeye benzetmeye çalışmışlar. İşte Too Faced'in Better Than Sex maskarası var ya. Bu da Better Than Yours maskara. Yani birazcık burada bir şeyler var ama olsun. Yine de güzel bir maskara. Fırçaları da bir tık benziyor. Sadece Better Than Sex biraz daha kum saati şeklinde. Bu da kum saati ama bu böyle hani ortası çok boğumlu olmayan bir kum saati. Ben bunu indirimden almıştım. Kendi fiyatı 50 liraydı. Ama ben indirimde 30 liraya almıştım. Yani minimum 25 liraya kadar düşeceğini düşünüyorum. O yüzden bence buna bir şans verin. Bir kere zaten ambalajını görünce demek istediğimi anlayacaksınız. Dudağımdaki rujdan bahsedeceğim. Bu hiç değer görmeyen, daha önce görmediğim bir ruj. Bende uzun zamandır var. Aslında ben de çok fazla değer vermemişim buna ama kullanmaya başladım bayağıdır. Notun mineral mat rujları. Ama ya mat diyor da bu arada neden netlemedi? Evet şu anda netledi. Bendeki 01 numarası 01 Naked Kiss'miş. Ya bu mat diyor ama bence çok mat değil yani. Yapıları köpük gibi. Sünger uçlu bir fırçası var. Çok kolay bir şekilde uyguluyorsunuz. Zaten şöyle birazcık daha sileyim. Bugün dudağımda da benim bu var. Ben bunu daha nude bir dudak kalemiyle kullandığımda daha çok seviyorum aslında. Ama bugün hani dudak kalemi önerim olmadığı için direkt bunu sürdüm. Mat duyuyor ama dudakları kesinlikle kurutmuyor. Çünkü mat değil. Yani bence bu mat değil. Yine nottan bir ruj. Ya bunun da değeri hiç bilinmiyor. Neden bilmiyorum. Benim çok sevdiğim bu işte mat. Bu gerçekten mat bir ruj. Bendeki 05 numarasıymış. O kadar güzel ki mat ama dudakları hiç kurutmuyor. Ve rengi de çok güzel gerçekten. Yani benim çok sevdiğim, en sevdiğim likit mat rujlardan biri. 8 saat kalıcı ve kiss proof diyor. Gerçekten de kiss proof. Hani 8 saat denememişimdir. Çünkü ben ruju silerim yani sıkılıyorum rujdan. Bir tane L'Oreal rujdan bahsedeceğim. Hatta bunu alışveriş videomda göstermiş olabilirim. Rolman'dan almıştım. Bu L'Oreal'in yeni çıkan mat lip crayonlarından. 106 numara. Bunu çok beğendiğim için 105 numarasını da aldım ama onu daha kullanamadım. Rengi şöyle. Aslında dudağa sürdüğünüzde biraz daha turuncuya yakın oluyor. Hani benim şu dip rengim var ya. Dip rengim gibi duruyor. Ben bunun en çok şu özelliğini beğendim. O yüzden aslında 105 numarasını da aldım. Ben bunu sürdüm. Sonra akşam dışarıya çıktım. Ve böyle hani yemek yedim işte kahve içtim falan. Ve bu ruj çok muntazam bir şekilde dudağımdan silindi. Evet dudağımdan silindi. Çünkü bu bir likit mat ruju değil. Ama bazı rujlar mesela atıyorum ortadan çıkar, kenardan çıkar falan. Sizi çıldırtır ya böyle. Çünkü hani aynı yok o anda bakamıyorum. Ama o kadar güzel silinmiş ki. Ve böyle birazcık da altta rengini bırakmış. O yüzden bu ruju çok beğendim ve işte dediğim gibi diğer rengini de aldım. Ve çok güzel renkleri de var bu arada. Biraz matlar. Hani altına bir lip balm sürerseniz belki daha rahat edersiniz. Ama sürümleri falan çok kolay. Dudakları kurutmuyor. Essence'in This Is Me ruj serisini de ben çok seviyorum. Yine bunlardan bayağı böyle toplamıştım. Aşırı beğendiğim için. Şimdi size en beğendiğim iki rengini göstereceğim. 03 ve 09 numara. Bunlar bildiğiniz stick rujlar. Hani bir esprileri yok ama ben bunların duruşlarını falan çok beğeniyorum. Şu gördüğünüz 09 bu da 03 numara. Ekstra bir kalıcılıkları yok. Bir stick ruj ne kadar kalıcıysa o kadar kalıcılar. Ama dediğim gibi duruşları çok güzel. Böyle bir tık nemli duruyorlar. Dudak çizgilerine dolmuyorlar. Ve Essence olduğu için de gayet uygun fiyatlılar. O yüzden bakabilirsiniz. Son olarak da 3 tane ojeden bahsedeceğim. Hatta bir tane bahsedeceğim. Bu tırnaklarımda gördüğünüz mavi
Glitter, 3 oje de Rival Loves Me'den. Bu tırnağımda gördüğünüz 04 numara. Ben Rival Loves Me'nin ojelerini çok kaliteli buldum yani. Beni hiç zorlamadılar. Mesela bazı ojeler vardır böyle sizi çıldırtır, yama yama durur. Ya da böyle sakız gibi olmuştur falan. Hiç öyle değiller. Çok güzel. Aplikatörlerini de göstereyim çünkü bazen merak edilebiliyor. Hani ne çok kalın ne çok ince bir aplikatörü var. Bunu tırnağıma sürdüğümde herhalde bir hafta falan hiç çıkartmadım ve kendisi de silinmedi. Bu da 01 numara. Yani o kadar güzel duruyor ki çok yansıtıcı. Çok güzel yani ve hani böyle bir şey pütür bırakmıyor. Bu çünkü tam glitterli değil yani. Nasıl diyeyim, bu simli bir oje diyebilirim bunun için. Diğeri ama glitter. Diğeri de 03 numara. Ben bunu da mesela bu maviyi kullandığım gibi kullanıyorum. Hani işte nude bir oje sürüyorum. Birkaç tırnağıma da böyle glitterli ojeler sürüyorum. Bu da çok güzel. Şöyle göstereyim, yani içinde o kadar değişik yansımalar var ki. Hani işte böyle gri, mavi, bir sürü renk var içinde resmen. Ve benim size önerdiğim, tavsiye ettiğim, severek kullandığım ürünler bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Tekrardan söylüyorum, sesim için kusura bakmayın. Ama bugün kendimi çok iyi hissediyordum ve daha da iyi hissetmek için bu videoyu çekmek istedim. Buraya kadar izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Ve tabii ki de gitmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back.